Mutlu akşamlar efendim. Türkiye'nin milli kanalı, ulusal kanal ekranlarına hoş geldiniz. Her hafta salı günü olduğu gibi saatler yine 20.30 ve çıkış yolu günündeyiz. Çıkış yolu saatindeyiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'e gündemdeki soruları yöneltiyoruz ve Türkiye'nin çıkış rotasını kendisinden dinliyoruz. Tabii gündem sıcak. Bugün sıcak başlıkları konuşacağız süremiz yettiği oranda. Hem Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için başlattığı mücadele var. Bir yandan bunun üzerinden yürüyen diplomasi tartışması, Ermenistan'ın arkasında kimler var, Azerbaycan'ın yanında kimler var? Bunları konuşacağız, bunlara ilişkin sorularımızı yönelteceğiz Sayın Perinçek'e. Ekonomi Bakanı Sayın Berat Albayrak bugün önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaların manasını ve anlamını soracağız Sayın Perinçek'e. Tabii önemli bilgiler var. Ulusal Kanal ana haberinde veya Ulusal Kanal bültenlerinde görebileceğiniz bilgiler var. O bilgileri de Sayın Perinçek'e soracağız. Özellikle bu bölgedeki gerilim ve bölgesel çözümlerle ilgili fikirlerini alacağız. Bizim ulaştığımız ve bizim Türkiye'nin gündemine getirdiğimiz bilgileri de kendisinden yorumlamasını ve değerlendirmesini rica edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Çıkış yolunda. Merhabalar, hoş bulduk. Sesinizi de gayet net alıyoruz. Uzaktan bağlantıyla Sağ olun. katılıyorsunuz Sağ yine olun. aramıza. Ben de tam program başlarken Moskova ile görüşüyordum. Mehmet Perinçek arıyordu. Bizim biraz sonra vereceğim bazı bilgileri de ondan aldım. Onun için kusuruma bakmayın. Evet. Rica Yani ederiz telefonla efendim. görüşüyorum. Evet, Tabii evet. gündem yoğun. Her an sıcak bilgi gelebiliyor. Efendim tabii Azerbaycan konusunu özellikle gireceğiz, işleyeceğiz ama hem Vatan Partisi için, hem bizler için, hem de Türkiye için önemli bir ismi, bir büyüğümüzü, bir önderimizi, Türkiye'nin bir değerini kaybedişimizin, aramızdan ayrılışının yarın birinci yıl dönümü. Amiral Soner Polat. Yarın birinci yıl dönümü olacak ve hem biz hem Vatan Partisi hem sevenleri çeşitli etkinliklerle ve yayınlarla kendisini anacağız. Şimdiden programa da biraz da onunla başlamak istedik. Bir yıl geçti efendim tabii üzerinden. Siz ne hissediyorsunuz o bir yılı geride bıraktığımızda ve Soner Polat'ın hem Vatan Partisi'nde görev yaptığı sırada hem de yaptığı diğer çalışmalarda Türkiye'ye bıraktıkları bugün daha iyi anlaşılıyor mu? Soner Polat komutanımız gerçekten, yani ben kendi hayatım açısından söyleyeyim. Yani benim hayatımda tanıdığım, gördüğüm, en sevdiğim 2-3 arkadaşımdan biri. Yani partili arkadaşlar, mesela Soner Polat, Suphi Karaman, Hasan Yalçın, hiç unutamadığım arkadaşlıkları, Erkan Yücel tabii, Cemal Süreya gibi ondan sonra... Bir kere amiral, yani Amiral Soner Polat, Mehmetçik amiraldi. O çok önemli. Mehmetçik ruhlu bir amiral, Mehmetçik ruhlu bir komutan. Tabii komutanların Mehmetçiğin ötesinde yetenekleri vardır. Yani sıradan asker değildir. Ama sıradan askerin de faziletleri vardır, erdemleri vardır. İşte o canını vatan için ortaya koyan, ölmekten korkmayan, düşman süngülerinin üzerine Allah Allah diye koşan o bizim Türk Mehmetçiğinin amiraliydi. O ruhla görev yapan bir insandı. O özelliği çok önemli. Ama tabii o yalnız bir Mehmetçik değildi, bir komutan da amiraldi. Yani hesap kitap bilen, coğrafya bilen, tarih bilen, strateji bilen, jeopolitik bilen, onu ve bir ülkenin stratejisini hem siyasi planda hem askeri planda karşılaştığı silahlı tehditlere karşı son derece isabetli bir şekilde kurabilen, üstün kurmay yetenekleri olan bir komutanımızdı. Yani Türk ordusunda da eşi az bulunan bir insandır, onu söyleyeyim. Yani tam anlamıyla bir Mehmetçik, ama aynı zamanda Mustafa Kemal'in komutanıdır. Mustafa Kemal ruhlu bir kurmaydır. Devlet adamıydı. Yani Türkiye'nin özlediği devlet adamı diyebilirim. Yani erkanıyla, adabıyla, devlet birikimiyle, strateji birikimiyle, tarihsel birikimiyle bir bakıyordunuz
İran'da, bir bakıyorsunuz Mısır'da, ertesi gün Rusya'da derken Çin'de. Ben onunla hem Çin'e gittim, Çin Komünist Partisi ile görüşmeler yaptım. Uygur bölgesini beraber gezdik. Onunla İran'a gittim. Arkadaşlarım Soner Polat komutanımızla Rusya'ya gittiler parti heyeti olarak ve yine parti heyeti olarak Mısır'a gittiler. Buralarda onun üstün devlet adamı niteliklerini, üstün diplomat özelliklerini de hepimiz tanıdık. Hem terbiyede ve ahlakta, edep ve erkanda, davranışta, ama en önemlisi de beyin birikimiyle gerçekten Türklerin o efsanevi imparatorluk ve ordu birikimini, devlet birikimini özümsemiş, o tecrübeyi temsil eden, binlerce yıllık derinlikten gelen bir devlet adamıydı. O tarafını unutamayız. Ve partizandı. Vatan Partisi'nin genel başkan yardımcısıydı. Son kurultayımızın başkanıydı. Ve o önümüzdeki Vatan Partisi'nin genel başkanıydı. Bütün parti fikir birliği içerisinde bu önümüzdeki genel başkan olarak onun etrafında kenetlenmişti, toplanmıştı ve bunu çok başarıyla yürütecek bir insandı. Tabii Vatan Partisi genel başkanı demek Türkiye'yi yönetme birikimi demek. Bakın şimdi gösteriyorsunuz gazete satarken Amiral Mehmetçik Amiral aynı zamanda Aydınlık Gazetesi'ni caddelerde satıyor. Bu da onun Mehmetçik ruhunu, Mehmetçik karakterini gösteriyor ve partizan kimliğini, kişiliğini gösteriyor. Yani hedefe öncü partiyle ulaşılır. Öncü parti olmadan devrim olmaz. Türk devriminin büyük tecrübesidir bu. Yani Namık Kemaller Belgrad ormanlarında 3 kişi toplanmışlar ağaçların altında. O ilk vatan cemiyetini kurmuşlar gizli olarak Namık Kemaller. Arkasından İttihat Terakkiler Tıbbiye'nin bodrumlarında kurulmuş gizli parti olarak. İttihat Terakki mirasıyla Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Sivas kongrelerinden önce 2 Aralık 1918'de kurulan Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne katılmış ve ondan sonra partizan olmuş. Ondan önceki tarihi de Mustafa Kemal Atatürk'ün bir partizan tarihidir. Daha harp okulu sıralarındayken gizli hürriyet cemiyetleri kurmuşlar ve Ali Fuat Paşa çok güzel anlatır sınıf arkadaşım Atatürk kitabında. Der ki biz sabahlara kadar ihtilali konuşurduk Mustafa Kemal Atatürk için. İşte Soner Polat o gelenekleri temsil eden öncü partiyle büyük hedeflere ulaşılır. Büyük programlar hayata geçer. Bu işler partisiz olmaz. Kendi tavrıyla da bu konuda örnek olmuştur. Yani böyle partisiz falan filan devrimcilik yapan Atatürkçülük yaptığını söyleyenler için de o açıdan büyük bir derstir, büyük bir örnektir. Öyle Atatürkçülük olmaz. Teşkilatsız Atatürkçülük olmaz. Partisiz Atatürkçülük olmaz. Müdafaa hukuksuz Atatürkçülük olmaz. Değil mi? Bu geleneği temsil etmiştir Vatan Partisi'ndeki kararlı tavrıyla. O sonsuz erdi. İsmi Soner ama 30 Eylül 2019 günü artık o Soner Polat değil, Sonsuz Er Polat. Sonsuz Er oldu. Hepimizin gönlünde, yüreğinde, bilincinde bir ışık olarak sonsuza doğru akıp gitmektedir. Ve sonsuza yürümektedir. Sonsuza yürüyen vatan aşkıdır. Sonsuza ilerleyen kararlılıktır. Sonsuza ilerleyen parti disiplinidir. Sonsuza yürüyen bilinçtir, bilimdir. Hayatta en hakiki mürşit bilimdir parolasıdır sonsuza yürüyen. Onun kişiliğinde ve biz son kurultayımızda da İstanbul İl Kurultayı'nda 26 Eylül günü yaptığımız yemin ettik. Orada Soner Polat komutanımız önünde yemin ettik. Onun bıraktığı emanet, bıraktığı armağan hepimiz için bir ışıktır ve o ışığı sonsuza kadar taşımaya, o ışığın mücadelesini sonsuza kadar yürütmeye parti olarak karar verdik ve elden ele, yürekten yüreğe, bilinçten bilince o Soner Polat komutanımızın kararlılığını, ruhunu, karakterini, kişiliğini taşımaya hepimiz yemin ettik. Onun için sonsuz er, bizim için sonsuz yemin oldu. Evet.
Efendim bir yılı geride bıraktık tabii. Bu bir yıllık sürede dönüp baktığınızda hem Türkiye'ye hem partinize nasıl katkıları oldu Amiral Soner Polat'ın? Yani, Soner Polat komutanımızın bir kere Türkiye'nin kritik dönemlerinde son derece önemli katkıları olmuştur. Birincisi PKK'ya karşı, bölücü terör örgütüne karşı arkasında Amerika var. Böyle müzakereyle, münakaşayla masaya oturarak bir çözüm olmadığını, PKK'nın ancak silahla bastırılacağını, ezileceğini, bunun dışında da Türkiye'nin vatan bütünlüğü için bir seçenek olmadığını kararlı olarak en başta savunanlardandır. Burası çok önemli. İkincisi, Fethullah terör örgütü ile karşı zaten Balyoz davasında, Ergenekon davasında, o Balyoz davasının en kararlı savaşçılarındandır, mücahitlerindendir. Onun yaptığı savunu bir destan gibidir ve oralardan FETÖ terör örgütüne karşı kararlılığını ilan etmiştir. Ama o askerlik yıllarından gelen bir kararlılıktır. Yani Soner Polat komutanımızın 1970'lerden başlayarak askerlik hayatı da bütün asker arkadaşları tarafından anlatılmıştır. Hep bir efsane olarak dile getirilmektedir. Bir destan gibidir askerlik hayatı. Oralarda da vatana bağlılık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün büyük devrimci geleneklerini temsil etmek, muhakeme, akıl, usta vurma, efendim esnek stratejiler, çelik gibi irade, çelik gibi disiplin, bütün bu özellikleri taşımıştır ve arkada kalan bir yılda da hep onu aradık. Yani onun bu güzel özelliklerini, bu güzelliklerini, bu karakterini hep aradık. İkincisi, bakın bir kritik müdahalesi daha Türkiye'nin siyasi gelişmelerine. Sınır ötesi harekat, Suriye harekat, Irak harekat, oralarda da çok pratik ve son derece akıllı davranmıştı. Hatırlayacaksınız, bir takım adamlar ilericilik adına o günlerde efendim önce Suriye'ye anlaşalım, sonra o topraklara girelim. Aslında bu Amerika'nın görüşüydü. Neden? Çünkü Suriye ile anlaşmakta bir sürü zorluklar var. O zorlukları yenene kadar zaman kaybı olacak. O zaman Soner Polat komutanımız, hepimiz Soner Polat komutanımızın oradaki müdahaleleri, yazıları, muhakemesi son derece etkili olmuştur. Ne dedik? Girelim, anlaşma arkasından gelin. Bir kere bizi o topraklara girelim. Amerika-İsrail koridorunu yaralım ve dağıtalım. Burada beklemenin bir alemi yok. Ve oraya girmek için bazı ön koşullar falan yaratmanın da bir manası yok. Çünkü o zaman kaybına yol açmaktadır. Nitekim Soner Polat komutanımızın öngördüğü gibi olmuştu ve Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ darbesinin bastırılmasından sonra 24 Ağustos 2016 günü Fırat Kalkanı harekatıyla Amerika-İsrail koridorunu yardı geçti. Orada Soner Polat komutanımızın askeri dehası, askeri birikimi, siyasi birikimi Türkiye'de o siyasetlerin oluşturulmasında çok etkili olmuştur. Tabii onu hep partili özellikleriyle de anıyoruz. Yani parti disiplini, partideki hiyerarşi, partideki arkadaşlık ruhu, yani o yere düşen arkadaşını omzuna alan ahlakın temsilcisiydi partide de. Yani birisi yere düştü mü üstüne çıkıp tepinen o bireyci, ondan sonra kendini düşünen, çıkarcı karakterin karşısındaki o arkadaş dayanışması, arkadaş uğruna her şeyini ortaya koymak, arkadaşını sırtında taşımak, omuzunda taşımak, yere düşen arkadaşının elinden tutmak, kaldırmak, ona yardımcı olmak, bu karakter özelliklerini de hep taşımıştır ve hep parti içerisinde bizim mütevazı, alçak gönüllü ve partinin kahraman fedai ruhunu temsil eden militanlarıyla, üyeleriyle çok güzel sıcak ilişkiler kurmuştur. Örneğin Frankfurt'ta Selçuk Ülger'in, Senar Ülger'in şeyidir, dostudur. Onların evinde gider kalır. Onlarla edebiyat sohbetleri yapar. Onlarla şiir okur. Aynı zamanda hakikaten edebiyat tarafı da çok güçlüydü. Bakın bizim
Evet. 10. kurultayda yaptığı konuşma bir edebiyat şaheseridir. Bir şiir gibidir o konuşma. Bir edebiyat birikimi olmayan insanın yapabileceği bir konuşma değildir. Konuşmalarında da hep böyle Atilla İlhanlara, Namık Kemallere, Türk edebiyatının seçkin şairlerine, yazarlarına göndermeler vardır ve onlardan esinler vardır. Bir edebi tavrı vardır ve üslubu vardır. Bu özellikleriyle hep aranan, özlenen komutanımızdır, silah arkadaşımızdır, parti arkadaşımızdır, yoldaşımızdır ve devlet adamıdır. Evet. Efendim, tabii sağlığının son zamanlarında, ömrünün son zamanlarında yoğun bir tedavi görüyordu. O tedavi süresince tabii son bir yılında yazdığı yazıları derleyerek bir kitap hazırlamıştık. Mavi Vatan için Jeopolitik Rota. Özellikle bugünleri anlatan, bugünkü o sıcak durumu anlatan bir kitaptı. Tabii vefatından hemen önce de hem Genel Müdürümüz Adnan Türkkan hem bizler hem de partisine emanet ettiği yazıları vardı. Kaynak yayınlarıyla da birlikte ortak bir şekilde o yazılar derlendi, toparlandı. Ve Atatürk'ün Ordusu ismiyle sizin de efendim ön sözünüzün olduğu bir kitap dün baskısı yapıldı ve birkaç gün içerisinde de yurttaşlarımıza, okuyuculara ulaşabilecek bir hale getirildi. Yani son zamanlarda o yoğun tedavi süreçlerinde bile ziyaretine giden isimler de gözlemliyordu. Hala bir şeyler yazma ve fikirlerini ulaştırma heyecanı ve hevesi vardı. Biz de böyle bir hem de birinci ölüm yıldönümüne denk gelsin istedik ve birinci ölüm yıldönümüne de yetiştirdik. Sizin de ön sözünüzün olduğu bu kitap şimdi arkadaşlarım da kapağını ekrana getiriyorlar, hazırlıyorlar. Bunun için ne söylersiniz efendim? Atatürk'ün Ordusu ismi de verildi. Kendisi de bu minvalde kitabı hazırlıyordu. Buna ilişkin önerileri vardı. Biz tabii çok istiyorduk sağlığında yetiştirelim ama bize bir miras ve görev olarak o kitabı bıraktı. Evet, bakın son zamanlarını sık sık ziyaretine gittiğim için yaşadım. Yani ondaki iradeyi gördüm. Yani o en ağır hasta koşullarda devamlı yazmak, katkılarda bulunmak. Gidiyordum, fikir alışverişi yapıyorduk. Beraber strateji, siyaset geliştiriyorduk. Oralarda böyle son derece canlı, yani bir kanser hastası falan acılar çeken, çeşitli tedavilerden geçen bir hasta değil. Yani bir devrimci, başıydık, ayakta duran bir insan. Ve hep yazılarını sürdürdü. Sevgi Polat Hanımefendi de Soner Polat komutanımızın aşkı diyelim, hayat arkadaşı, yani sevdiği eşi, o hanımefendi, yani Sevgi Hanım'ın da söylediği o. Yani evde devamlı çalışıyor, yazıyor, bir şey yapmaya çalışıyor. Yani hayatının son zamanlarını da bir dava adamı olarak fedakarlıkla, fedailikle her saniyesini, her dakikasını değerlendirmeye çalıştı, değerlendirdi. Bu bakımdan da örnek bir komutanımızdır. İşte orada son olarak bu ordu konusunda, Türk Silahlı Kuvvetleri konusundaki yazıları, bir de Atatürk devrimi konusundaki yazıları, onları birleştiren aslında iki konu var o kitapta. Atatürk'ün devrimi var ve Atatürk'ün ordusu var. Yani Atatürk ve ordu. O bakımdan Atatürk'ün ordusu ismi çok güzel o kitaba yakışıyor. O kitabın içeriğini çok iyi veriyor. Tebrik ederim Kaynak Yayınları'nı. Bunu çok güzel düşündü ve komutanımızın hayatının son zamanlarının da değerlendirilmesini sağladı. Gittiler, geldiler arkadaşlar. O kitabı girecek yazıları birlikte saptadılar, sırasını belirlediler ve onunla devamlı konuşarak bu kitabı derlediler. Bu çok kıymetli bir kitap. Yani Jeopolitik Rota ve diğer jeopolitik kitabından sonra komutanımızın bu Atatürk'ün Ordusu kitabı çok değerli. Tabii onun askerlik zamanında yazdığı kitaplar da var. Onları da hızla değerlendireceğiz ve Türk milletinin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tekrar incelemesine sunacağız. Onlar da peş peşe geliyor. Evet. Efendim, bu bölümü müsaadenizle sonlandırmak istiyorum. Aslında yarın ölüm yıldönümü olduğu için bir kez daha anıyoruz.
Yarın da Evet, Vatan Partisi'nin ve ailesinin yarın düzenleyeceği bir anma töreni var saat 14'te mezarı başında. Onu da biz hem canlı ekranlara getireceğiz. Siz de zannedersem ona ilişkin bir şey söylüyordunuz. Ben araya girmiş oldum. evet, yarınki aydınlığı da ben okudum. Gerçekten İlker Yücel ve aydınlığı çıkaran arkadaşlarımı kutluyorum. Çok güzel bir Soner Polat sayısı çıkmış Aydınlık'ın, günlük gazetemizin. Ve orada Soner Polat'ın çok değerli silah arkadaşları, Nusret Güner amiralimiz, Cem Gürdeniz amiralimiz ve diğer silah arkadaşlarının yazıları da var. O da beni çok mutlu etti. Gerçekten onun bütün yönlerini komutanlarımız değerlendiriyorlar, yazmışlar. Zaten silahlı kuvvetlerde de olağanüstü sevilen, sayılan bir komutanımızdı. Yani kendi üstleri tarafından da, komutanları tarafından da çok takdir edilen, hatta birer komutan, sanki herkesin komutanıymış gibi değerlendirilen, üstün bilgisi, birikimi ve zekası ve karakteri nedeniyle özellikleri vardı. O özelliklerini yansıtan yazıları da komutanlarımız, Kadir Sadıç komutanımız, yani diyelim eski komutanlarımız, Nusret komutanımız, Oramiral, Kor Amiral Kadir Sadıç donanma komutanımız ve yine Amiral Cem Gürdeniz komutanlarımız, her üç amiralimiz de Soner Polat'ı çok çok güzel yazmışlar. O yazılarda beni çok duygulandırdı. Ve yarın Aydınlık Gazetesi'ni bütün izleyicilerimizin alıp saklamasını öneririm. Yani saklanacak bir gazete çıkartıyorlar yarın Aydınlıkçı arkadaşlarımız. Evet. Bir kez daha anıyoruz efendim. Mavi Vatan mücadelesinde de kendisini yaşatmaya devam ediyoruz. Efendim gündeme geçelim isterseniz müsaadenizle. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı mücadele. Zamanlamayı nasıl buluyorsunuz efendim? Neden bu zamanda başladı ve toplamda bu sıcak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Başlatan Ermenistan beni, yani görülen. Yani şimdi inisiyatif Can Azerbaycan'a geçti. Ama bu savaşı başlatan Ermenistan oldu. Niçin başlattılar? Onu da Amerikan stratejisi içinde değerlendirebiliriz. Semih Koray arkadaşımız, Profesör Doktor Semih Koray, Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Vatan Partisi'nin, savaş başladığı zaman çok güzel bir tahlil yayınladı. O tahlilde buna işaret etti işte. Yani Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi bir yandan Doğu Akdeniz üzerinden ve güneyde Suriye'nin kuzeyinden, yani Fırat'ın batısından ve Fırat'ın doğusundan tehdit ederken, üçüncü bir tehdit kapısı açıyor Kafkaslardan. Yani Türkiye'yi üç cephede, hatta Ukrayna ile Amerika arasında Karadeniz'de yapılan Türk akımı engellemeye yönelik anlaşmayı da kattığımız zaman, dört cepheden Türkiye'yi tehdit eden bir Amerika var ve İsrail var. Yani bu Evet. Kafkas cephesi Türkiye'yi birkaç cephede karşı karşıya bırakmak için Amerika tarafından açıldığı gözüküyor. Yani burada Ermenistan ne yazık ki aynı Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiliz emperyalizminin Türkiye'nin üzerine ve Bolşevik Rusya'sının üzerine sürülmesi gibi Ermenistan'ın bugün de yine Türkiye'nin üzerine Amerika tarafından sürülmektedir. Burada Ermenistan adına en ufak bir ihtimal, başarı ihtimali yok. Ama Amerika adına ne var? Ermenistan yenilse de, perişan da olsa, Karabağ'da işgal ettiği toprakları kaybetse de, sonuç itibariyle Türkiye'yi aynı zamanda Doğu cephesinden, Kafkaslardan tehdit eden bir pencere açmış oluyor. Yani siz cephenizi batıya dönmüşken arkanızdan, sırtınızdan yeni bir cephe açılıyor. Bu anlamı var bu başlayan Hedef savaşın. sadece Senin koy. Türkiye mi burada efendim? Tabii Türkiye'nin kişiliğinde sonuç itibariyle bu bölgedeki Amerikan emperyalizmiyle menfaatı çelişen İran, Rusya, Suriye, Lübnan, Libya, yani Türkiye ile aynı cephede bulunan Batı Asya ülkeleri ve Asya ülkeleri de
tehdit kapsamı içerisinde, bu Amerikan tehdidi kapsamı içerisinde. Evet. Neden Amerika'yı işaret ediyorsunuz efendim bu dönemde? Yani Ermenistan'ı Amerika nasıl destekliyor? Hep kamuoyunda Türkiye'de de öyle oldu tabii ki sıcak durum başladığında. Hep Rusya, İran Ermenistan'ı destekliyor gibi haberler ve yayınlar yapıldı. Uzmanlar böyle çıkışlar yaptı. Siz neden Amerika'yı işaret ediyorsunuz? Yani buna ilişkin biraz da aslında verileri sormak istiyorum. Yani hangi verilerle burada hedef Amerika oluyor? Evet, neden değil de veriler. Yani Amerika Birleşik Devletleri gözüküyor İran'ın bu harekatın arkasında. Yani bu çok açık ve tartışmasız bir gerçek. Çünkü İran'ın, pardon, düzeltiyorum, Ermenistan. Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı böyle bir harekata girişmesi bir tek Amerikan stratejisi içinde anlam kazanıyor. Onun dışında bir anlamı yok. Ermenistan'ın böyle bir aptallığa girişmesi kendi çıkarına değil, sonuç itibariyle kendi mahvına yol açabilecek bir süreci başlatmış oldu. Ama Amerika açısından Ermenistan'ın bir piyon gibi kullanılması, feda edilmesi anlamlı. Neden? Çünkü Türkiye'yi Kafkas cephesinden tehdit ediyor bir. Bu arada ben ona o kadar önem vermiyorum ama böyle şeyler de yazıldı. Yani böylece Türkiye ile Rusya ve İran'ın arasını açmak. Bundan dolayı Türkiye ile Rusya ve İran'ın arasını Amerika açmış olmuyor. Onları birleştiriyor. Yani bakın, burada Türkiye'deki Amerikancı, Atlantikçi basın ve bir takım, işte sözüm ona milliyetçilik, Türk milliyetçiliği ile ilgisi olmayan, bilimsel olmayan, devrimci olmayan, başka ülkelerin, büyük emperyalist devletlerin çıkarlarına alet olabilen bir şöven milliyetçilik var ya. Yani Evet. hani İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi taraftarıydı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan taraftarıydı. Öyle bir milliyetçilik, yani Türk milliyetçiliği değil, emperyalist güdümlü bir milliyetçilik şaha kalktı ve Amerika paralelinde Rusya karşıtı, İran karşıtı, Çin karşıtı propagandaya başladı. Bunun için tabii savaş açmaz Amerika, bu propaganda olsun diye savaş açmaz. Ama sonuç itibariyle savaş açtıktan sonra onun güdümündeki unsurlar da böyle bir kampanya başlattı. Fakat gerçekler ortada. Hangi gerçek ortada? Ermenistan Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye kim? Azerbaycan'ın yanında daha önemlisi Türkiye'yi hedef alıyor. Türkiye kim? Amerika'ya bölgemizde şu anda başı dik direnen, Amerika ile silahla savaşan ülke. Yani Suriye ile beraber bugün dünyada Amerika'ya karşı silahlı mücadele veren iki ülke var: Türkiye ve Suriye. Ve bunların da önemli olanı, güçlü olanı ve Amerika'yı esas korkutanı da Türkiye. Zaten o nedenle Amerika Birleşik Devletleri Tayyip Erdoğan'ı yıkma planlarını açıkça ilan ediyor. Biden'ın ağzından tekrar ediyor bunu. Macron devreye giriyor. O da Amerikan planlarındaki rolüne hemen giriyor. Derken Türkiye'de yaratıcı yıkıcılık diye Amerika'nın iç savaş kışkırtma planlarına alet alan bazı sloganlar piyasaya atılıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri çok açık bir şekilde Amerika'nın yanında Türkiye ve Azerbaycan'a karşı hemen mevziye giriyorlar. Bunların topuna baktığınız zaman Ermenistan'ın Amerika'nın aleti olduğu gözüküyor. Bir de Ermenistan açısından olayı incelersek, Paşinyan, Ermenistan'ın başında olan Paşinyan, bir Soros darbesiyle, yani bir Amerikan darbesiyle Ermenistan'da iktidarı ele geçirdi. Koçaryan'ı, yani Rusya ile dost olan, dolayısıyla Türkiye ile de daha dostane ilişkiler kurmak isteyen Koçaryan'ı bir darbeyle devirdi, bir Soros darbesiyle Paşinyan. Amerika'nın kuklası olarak Ermenistan'ın başına geçti. Şimdi biraz evvel Moskova'dan bana Mehmet Perinçek telefon ediyordu. Bu ulusal kanalda sizinle görüşeceğimi bildiği için önemli bir bilgi verdi. Bugün dedi, Aliyev, İlham Aliyev Rus televizyonlarında konuştu bugün. Bugünden bahsediyorum, dünden değil. Aliyev aynen şunu söyledi Rusya halkına ve Rus devletine: bu Paşinyan bir Soros uşağıdır.
Soros darbesiyle Ermenistan'ın başına gelmiştir. Zaten bunu Ruslar da biliyor, herkes de biliyor. Ama Azerbaycan'ın bunu ifade etmesi aynı zamanda ne anlama geliyor? Azerbaycan diyor ki bana diyor Amerika bu adamı saldırttı diyor. Evet. Şimdi Aliyev'ten daha mı iyi biliyor bizdeki o Amerikancılar? Bizdeki o Amerikan medya şeyin, Amerika güdümlü medya, Amerika güdümlü televizyon programcıları veya ya Amerika güdümlü köşe yazarları, setacılar falan filan, bunları maalesef bir kısmı AK Parti'nin içinde de yuvalanmış durumda veya AK Parti medyasında da bunlar var. Bugün Aslan Kılıç arkadaşım bunların hepsinin yazılarını vesaire bana toplu olarak yolladı. Şimdi bunlar mı iyi biliyor Ermenistan'ın arkasında kim olduğunu, yoksa Aliyev mi biliyor? Aliyev kim? Azerbaycan'ın başında bulunan lider. Aliyev tabii ki Ermenistan'dan gelen saldırının arkasında olan emperyalist gücü herkes de iyi bilmek ve görmek durumunda. Yoksa onunla savaşamaz. Bugün bütün dünyaya Rusya'dan Aliyev ilan etti. Dedi ki bu Paşinyan dedi bir Soros darbesiyle, Amerikan darbesiyle gelmiştir iktidara. Bunu bir ay evvel gene söylemişti yani savaştan önce. Ama bugün bir kere daha söylüyor ve bunu Moskova radyolarından, televizyonlarından söylüyor. Zaten İran'ın tavrı da ortada. İran şimdi birdenbire Sayın Ayetullah Hamenei'nin iki tane sözcüsü açıklama yaptı ve dedi ki biz Azerbaycan devletinin savunmasının yanındayız. Azerbaycan'a yönelik Ermenistan saldırısının karşısındayız. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü savunuyoruz ve Karabağ'dan Ermenistan kuvvetlerinin çekilmesi biricik barışa giden yoldur diye İran'ın sözcüleri Hamenei'nin, yani İran devletinin başında kim var? Ayetullah Hamenei var. Yani İran'ın Cumhurbaşkanı'nda daha üstünde olan lideridir. O isimler de şöyle efendim, ben size katkı olsun diye araya gireyim. Evet, evet. Ayetullah Ali Hamenei'nin Azerbaycan temsilcisi İslam Ocak Nejat. Evet. Erdebil temsilcisi Ayetullah Amili. Hasan Amili. Sizin de Amili. Sizinle de Amili. Görüşmüştü burada. O da Amili'yi de Türkiye kamuoyu çok iyi tanıyacaktır. Ayetullah Amili, Ayetullah Hamenei'nin Erdebil temsilcisidir. Yani Ayetullah Hamenei'nin yardımcılarından biridir. Ve hatta Hamenei'nin yerine de İran devletinin başına geçeceği söylenen şahsiyettir Sayın Ayetullah Amili. Sırf bizim de Vatan Partisi'yle benle görüşmek için o Kasım'lı şeyin öldürülmesinden sonra İranlı komutan Kasım'ı Türkiye'ye gelmişti ve beraber bütün dünyaya... O görüntüleri dünyaya de arkadaşlarımızdan rica edelim. Birlikte basın toplantısı yaptı. Ve çok güzel, kendisi Türktür. Yani tabii İran büyüklerindendir ama Türk kökenlidir. Ve Türkçesi de olağanüstü güzel, onu da söyleyeyim. Yani bizim Oğuz Türkçemiz, Türkmen Türkçemiz çok da temiz, güzel, şırıl şırıl bir Türkçesi var. İşte Amili olsun, diğer bahsettiğiniz diğer Ayetullah olsun, Hamenei adına Azerbaycan'ın yanında olduklarını ve Ermenistan'ın bu saldırısına karşı Azerbaycan'la dayanışma halinde olduklarını ve Ermeni işgalinin kaldırılmasından başka orada bir barışçı çözüm olmadığını İran adına ifade etmişlerdir. Bu da gösteriyor ki işte İran herhalde Amerika'nın yanında olmayacak ülkeler bunlar. İran'dı, Rusya'ydı. Yine İran derhal tedbirler aldı. İran'dan giden kamyonların, Ermenistan'a giden bütün araçların, kamyonların titizlikle arandığını belirtti. Evet, işte burada bizim Amili'yle görüşmemiz var. Buyursun. Evet. Beraber Vatan Partisi'ni ziyaret etti. Sırf Türkiye'yi Vatan Partisi'ni ziyaret için o zaman gelmiş. 6 Ocak 2020 tarihli görüntüler. Evet. Yani hemen bu sene. Evet. Daha yeni. Evet. Evet. Çok esaslı, birikimli olan gerçek bir devlet adamı ve aynı zamanda büyük bir din adamı Amili. Efendim işte İran'ın bu tavrı da, Rusya'nın tavrı da çok açık ortada. Ermenistan'ın arkasında Amerika var. Paşinyan bir Amerikan kuklası.
Amerikan darbesiyle orada iktidara getirildi. O darbe aynı zamanda Rusya'ya karşı bir darbeydi. Dolayısıyla bugün Ermenistan'ın saldırısı Azerbaycan'a karşı, o askeri saldırısı da dolaylı olarak Rusya'yı, İran'ı da hedef alıyor. Yani Azerbaycan ve Türkiye yanında Rusya'yı ve İran'ı da hedef alıyor. Efendim bir virgül koyalım. Müsaadenizle bir süre bir reklamımız var. Onu Hay hay. verelim. Ayrıntılarını biraz daha soracağız size. Özellikle Rusya boyutunu kamuoyuna sizin ağzınızdan merak edilenleri size soracağız. Değerli izleyenler bir ara aranın ardından Azerbaycan gündemini konuşmaya devam edeceğiz. Efendim çıkış yolunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için başlattığı mücadeleyi konuşuyorduk ve bu eksende kimler hangi tarafta, hangi ülke hangi tarafta konumlanıyor? Bunu biraz ayrıntılı ele alıyorduk. İran boyutunu Sayın Perinçek anlattı. Ben biraz da Rusya boyutunu açmak istiyorum efendim. Rusya konusunda yani Türkiye'de bahsettiğiniz gibi bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor. Rusya, Ermenistan'ın arkasındaki esas güç. Tabii biz Azerbaycan kamuoyunda da sorduk, merak ettik böyle bir şey var mı diye. Aslında orada tam tersi bir durum olduğunu bize oradaki muhataplarımız aktardılar. Neden böyle bir kampanya yürütülüyor? Yani Rusya, Ermenistan'ın arkasında kampanyası neden yürütülüyor? Buradaki hedef ne? Önce size teşekkür ederim. Konuşmanızın başında Azerbaycan diye Baycan'ı vurgulayarak söylediniz. Çünkü maalesef medyamızda ondan sonra hatta devlet adamlarımızda bir ulusal kanalda da oluyor. Kardeş Azerbaycan'ın adı yanlış telaffuz ediyor. Azerbaycan diye. Tabii bizim Oğuz Türkçesinde ses uyumu dolayısıyla E'den sonra E... Beycan telaffuzu görülüyor ama o bir kardeşimiz ülkenin adı, kendi Evet. devletimiz, o arası aynı zamanda kendi vatanımız. Türkiye'yi Tarkiye diye söylemek ne kadar yanlışsa Azerbaycan'ı da Beycan diye söylemek öyle yanlış. Onu Evet. düzelttiniz. Çok teşekkür. Yani o uyarıyı yapmış olduğunuz o vurgunuzla. Sağ olun. Rusya konusuna gelince niçin böyle bir şey var? Amerika merkezli, yani Türkiye kamuoyunda bir Rusya'ya güvensizlik yaratmak. Ama bu İdlib'de de oldu, Suriye'nin kuzeyinde de oldu, Libya'da da oldu. Ya bu yürümez. Çünkü sonuç itibariyle ülkelerin nerede konumlandığını siz propagandayla, ondan sonra yalanlarla, dolanlarla, dedikodularla değiştiremezsiniz. Yani göreceksiniz 3-5 günde bunun yalan oldu ortaya çıkar ve yalancılar daha da mahcup duruma düşerler. Görüyoruz işte televizyonlarda çok uzun zamandan beri böyle bir kampanya var ve gazetelerde de köşe yazılarında bunları görüyoruz. Yani hep Amerika Rusya ile Türkiye'nin arasını açmaya, onların yan yana gelmesini önlemeye çalışıyor. Çünkü Amerikan siyaseti denebilir ki Türkiye Rusya Çin'in arasını açmaya odaklanmış durumda dünya çapında. Çin'le Rusya'nın arasını açmakta başarılı olamadılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın en son Birleşmiş Milletler'de ilan ettiği Türkiye'nin yeniden Asya girişimi iyice onları telaşa düşürdü. Ve Çin aleyhtarı, Rusya karşıtı ve İran karşıtı propaganda belli merkezlerden kışkırtılıyor. Sebebi Amerika bu üç gücü, yani Asya'nın önderi konumunda olan Türkiye, İran, Rusya, Çin, bu dört gücü arasını açmaya, bölmeye çalışıyor. Ve o nedenle bu propagandayla karşı karşıyayız ama yalancının mumu yatsıya kadar göreceğiz. 2-3 gün içerisinde bu propaganda kalmayacak. Evet. Peki bu Kafkaslardaki bu sorun nasıl çözülecek efendim? Hem Dağlık Karabağ konusu var. Yani Ermenistan'ın işgal ettiği bir bölge var. Hem de siz de Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan hükümetini desteklediğini ifade ediyorsunuz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin planını biraz daha ayrıntılandırabilir miyiz? Yani Kafkaslar'da nasıl bir plan var? Burada Türkiye ve Rusya'yı kopartmaya mı çalışıyor ve buraya nasıl müdahale edilmesi gerekir? Yani bu sorun köklü olarak nasıl çözülebilir? Çünkü Azerbaycan gazetecilerinin ve Azerbaycan'daki
yetkililerin aktardıklarına göre de artık Dağlık Karabağ'daki işgali bitirmek üzere ordu harekete geçti. Bu bilgiyi de alıyoruz. Sorun hızla çözülebilir mi? Buradaki çözümün formülü ne sizce? Şimdi bakın burada Amerika inisiyatifi kaybetmiş durumda Kafkaslar'da. Yalnız Kafkaslar'da değil, Kafkaslar'da, Batı Asya'da, Uzak Asya'da, dünyanın her tarafında Amerika inisiyatifi kaybetmiş. Bunu Rand Corporation'ın son bir raporu yayınlandı. Orada o raporu aydınlıkla özetledi. Orada da ifade ediyor. Biz yenildik diyor, iniş halindeyiz diyor Amerika. Amerika dünyanın her yerinde iniş halinde. Dolar saltanatı da çöküyor, yıkılıyor. Bunu biz birkaç ay önce dolar saltanatı çöküyor, yıkılıyor dediğim zaman o efendim nasıl yıkılırmış, dolar yıkılır mıymış falan filan. Gördük işte bugün bütün dünya dolar saltanatının bittiğini konuşuyor. Şimdi Kafkaslar'da da inisiyatif mazlumlar tarafına, gelişen ülkeler tarafına geçmiştir. Yani Amerika'nın orada bir girişimi, yeni bir iddiası yok. Geri çekilen, kuvvet kaybeden ve mevzilerini korumaya çalışan, karşı tarafta bir takım bölünmeler yaratmaya çalışan pasif konumda Amerika. Yani savaşı başlatan Ermenistan ama sonuç itibariyle baktığımız zaman Amerika'yı bu saldırı bir savunma saldırısı. Yani savunma stratejisi içerisinde bir saldırı yapıyor yoksa taarruz stratejisi içerisinde değil. Kafkaslar'da da mevzilerini kaybediyor. Yani mesela Azerbaycan'ı Amerika tamamen kaybetmiş durumda. Abhazya zaten Amerika'nın yanında değil. Ama İran Amerika'ya karşı, Türkiye Amerika'ya karşı. Kafkaslar'da biraz Gürcistan var Amerika ile birlikte hareket eden. Dolayısıyla Kafkaslar'dan Amerika silinmiş durumda. Ama silinmekle beraber karşı güçler arasında ayrılıklar çıkartmak, Türkiye ile Rusya, Türkiye ile İran arasında güvensizlikler yaratmak, en azından kamuoyularında bu tür çabalar ve bir de Türkiye'yi orada başka bir cepheden, sırtından yeni bir mevzi, düşman mevzisiyle karşı karşıya bırakmak amacıyla girişilen bir hareket. Yani sonuç itibariyle Amerika'nın savunma stratejisi içindeki bir taarruz ama o taarruz hemen neye dönüştü? Karşı taarruzla cevap buldu ve şimdi inisiyatif Azerbaycan'a geçti. Azerbaycan sizin de belirttiğiniz gibi ve gelen haberlerde çok çok güzel Karabağ işgal edilen topraklarını adım adım kurtarmaya başladı. İşte tek tek köyler kurtarılıyor. Gelişme Azerbaycan'dan yana, insanlıktan yana Amerika'nın aleyhine. Peki iki soru soracağım efendim son söylediklerinizle ilgili. Amerika inisiyatif kaybediyor diyorsunuz ama Ermenistan hükümeti ile hem mali anlaşmalar, mali destek ya da Soros gibi vakıflar üzerinden Ermenistan'da hükümet şekillendirme gibi faaliyetlerinin bir anlamda işlediğini görüyoruz. Bir boyutu bu. Peki bir yandan da Rusya'nın bu sıcak çatışma süresince de yaptığı açıklamaların Azerbaycan'a güç verdiği de yorumlanıyor. Siz buna katılır mısınız? Bir de Ermenistan boyutunu, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki rolünü, etkisini nasıl değerlendirirsiniz? Amerika bakın bu süreç sonunda Ermenistan'ı da kaybedecek. Yani Amerika İran karşısında, Türkiye karşısında, Rusya karşısında, Azerbaycan şimdi karşısında. Bir Gürcistan var Amerika'ya yakın orada, Abazya karşısında. Şimdi öyle gözüküyor ki bu sürecin sonunda Ermenistan da Amerika'nın karşısına geçecek. Çünkü Paşinyan yenildiği için orada tepetaklak gidecek. Yani yenilen bir iktidar iktidarda kalamaz. Paşinyan'a da hangi akıbet bekliyor? Darbeyle geldi. Şimdi Azerbaycan'ın vurduğu tokatla da oradan gidecek. Kim gelecek? Yine bölge ülkelerine daha dost, ondan sonra Rusya ile daha sıcak ilişkileri olan bir iktidar gelecek. O bakımdan Amerika önümüzdeki süreçte Ermenistan'ı da kaybedecek gözüküyor. Yani Ermenistan'daki durumu da Amerika'nın parlak değil. Söylediğiniz takvim işlerse peki efendim Amerika Ermenistan'da da yenilirse Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran bu hatta Ermenistan'da dahil edilebilir mi?
Ermenistan'da Katılabilir iktidar tabii, değişirse. burada şöyle dahil edilir. Yani Ermenistan'la Azerbaycan arasında ciddi çelişmeler var. Ermenistan işgalci durumunda. Ama nasıl Türkiye ile Yunanistan Türk-Yunan Savaşı'ndan, yani bizim Kurtuluş Savaşı'mızdan sonra iki dost ülke oldu. Atatürk ile Venizelos arasında bir dostluk kuruldu. Nasıl kuruldu? Türkiye'nin Yunanistan'ı denize dökmesiyle kuruldu. Yani biz Yunanistan'ı denize döktük ama bunun üzerine ne oldu? Yunanistan Türkiye'ye karşı savaşı yürüten 3 tane İçişleri Bakanı, 3 tane Savunma Bakanı, generallerini idam etti, kurşuna dizdi. Yunanistan'ın kralın naibi de zor kaçtı Yunanistan'dan. Dolayısıyla Türkiye'nin zaferi Türkiye-Yunanistan dostluğunu getirdi. Azerbaycan'ın zaferi de Azerbaycan-Ermenistan dostluğunu getirir. Hangi temelde? Azerbaycan topraklarını terk eder Ermenistan. Daha doğrusu terk etmek zorunda kalır. Silahla o topraklardan atılır. O zaman sizinle dost olmak dışında Ermenistan'ın önünde bir seçenek kalmaz. Zaten etrafı da başka ülkelerle, yani kendisine iyi bakmayan ülkelerle kuşatılmış durumda. Ya Amerika'da geri çekilen ve inişte olan bir ülke. Onun için Ermenistan en sonunda bu Kafkas havzasında Rusya ile, Türkiye ile, Azerbaycan'la, İran'la dostluk kurmak durumunda kalır. Rusya'nın Yani bu, evet. Azerbaycan'ın zaferi aynı zamanda Azerbaycan'la Ermenistan arasında da normal ilişkilerin kapısını açar. Rusya'nın son, özellikle son birkaç yıllık tutumu Ermenistan ve Azerbaycan ilişkileri konusunda veya Kafkaslar politikası Azerbaycan'a güç vermiş olabilir mi bu dönemde? Öyle bir ihtimal var mı ya da? Yani Rusya'nın Amerika'ya karşı duruşu yetiyor. Yani Amerika'ya karşı duran bir Rusya, Türkiye içinde, İran içinde, Azerbaycan içinde, bütün bölge ülkeleri içinde, Suriye içinde, herkes için, Irak içinde son derece uygun, faydalı, yararlı bir mevzilenme. Yani Rusya'nın en büyük desteği Azerbaycan'a, Amerika'ya Rusya'nın karşı olmasıdır. Bundan daha büyük bir destek olmaz. Çünkü Azerbaycan'a yönelik tehdidin de arkasında Amerika var. Ve biz bunu bakın yıllarca öncesinden, hatta on yıllarca öncesinden Azerbaycanlı kardeşlerimize söyledik. Geçen sene de bir Azerbaycan dünya toplantısı oldu Ankara'da. Orada da anlattık. Orada da bir Amerika eğilimli Azerbaycanlı bazı dostlar vardı. Onlara da söyledik. Siz hayal içindesiniz. Ermenistan'ın arkasında Amerika var gibi onları anlatmıştık. Şimdi görüyoruz Azerbaycan kendisine yönelik saldırının arkasında Amerika olduğunu çok iyi görüyor. Halk da görüyor, devleti de görüyor. Evet. Efendim Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Hazar İbrahim'le hem Aydınlık Gazetesi hem Ulusal Kanal bir özel röportaj yaptık. Biz bugün kısa bir şekilde verdik ana haberimizde. Yarın da Aydınlık Gazetesi geniş bir şekilde verecek. Sayın Elçi şöyle söylüyor. İran ve Rusya ile Azerbaycan'ı karşı karşıya getirmek isteyen bir çizgi olduğunu, bunun yanlış olduğunu ve tam tersi bu iki ülkeyle Azerbaycan'ın iyi ilişkileri olduğunu söylüyor. Provokasyon yaratılmaya çalışıyor bu iki ülke ile olan ilişkilerimizde. Buna da izin vermeyeceğiz diyor ve şöyle kritik bir vurgu yapıyor efendim. Kuşak ve yol, o tabii İpek yolu olarak da tarif ediyorlar. Kuşak ve yolun demir yolu hattının Kafkaslardan geçtiğini ve bunun tehdit edildiğini söylüyor. Bu başlığı nasıl değerlendirirsiniz? Yani kuşak ve... Burada tabii, burada Evet. da Sayın Büyükelçinin Çin'e bir selam gönderdiğini görüyoruz. Yani diyor ki Çin'e sizin Kuşak Yol projenizi, girişiminizi, bu Ermenistan'ın saldırısı ve arkasında da Amerika var zaten tehdit etmektedir. Bakın şimdi bu da bölgedeki saflaşma, cepheleşme açısından çok önemli bir etken, unsur. Onu çok iyi yakalamış Azerbaycan. Ve Çin'e şu mesajı yolluyor. Diyor ki sizin diyor Kuşak Yol projesini Amerika Ermenistan üzerinden kesmeye çalışıyor.
Bakın bu o kadar önemli ki Doğu Türkistan, Amerika'nın Doğu Türkistan girişimi de o. Yani Doğu Türkistan'da Doğu Türkistan terör örgütünü, İslami terör örgütünü desteklemesi de kuşak yolu kesmek için. PKK'yı desteklemesi de kuşak yolu için. Ermenistan'ı desteklemesi de kuşak yolu kesmek için. Yani kuşak yol Çin'le bütün dünyayı birleştiren bir proje. Çin'le Türkiye'yi, İran'ı, Avrupa'yı ve bütün dünyayı birleştiren bir proje. Amerika bu projeden tabii çok rahatsız. Çin'i hatta Trump baş düşman olarak ilan ediyor. Ve kuşak yol girişimini Çin'in nasıl kesecek? İşte o yolun üzerinde şey var. Sincan Uygur bölgesi var. Doğu Türkistan terör örgütüyle kesecek. Yine o yolda Azerbaycan var. Ermenistan saldırısıyla onu sabote edecek. O yolda Türkiye'nin doğu bölgesi var. PKK'yı da orada kullanacak. O bakımdan Azerbaycan'ın bu Çin'e yolladığı mesaj son derece gerçekçi ve Çin yöneticileri açısından da çok uyarıcı. Efendim, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini biraz açabilir miyiz? Yani Türkiye'nin sadece bir kültürel bağı ve desteği mi var, yoksa askeri, siyasi, stratejik, ekonomik ilişkileri ne durumda? Ya da nereye doğru gidiyor Türkiye-Azerbaycan ilişkisi? Şimdi bu Ermenistan'ın saldırısı üzerine Türkiye'de bir tavır vardı. O tavırı şöyle özetleyebiliriz. Ey uluslararası topluluk, bu Ermenistan'ı durdurun. Bir tavır buydu. Yani dünyaya çağrılarda bulunuyor. O çağrıda bulunduğu uluslararası topluluk dediği de en sonunda Amerika ve Avrupa. Bir de Vatan Partisi'nin tutumu vardı. Vatan Partisi ise şunu söyledi. Azerbaycan bizim öz toprağımızdır ve İzmir'le birdir. Yani İzmir'le birdir ne demek? Biz İzmir'i nasıl kurtardık? Müzakereyle, uluslararası camiayla, çağrılarda bunlara kurtardık. Yani o tavır da vardı Türkiye'de 1918'den sonra. Yani iki tavır vardı. Türkiye'nin toprakları işgal edildiği zaman İngiltere, Fransa, İtalya tarafından ve aynı zamanda Yunanistan, öte taraftan doğuda Ermenistan tarafından bir tavır vardı. Amerikan mandası olalım, efendim İngiliz mandası olalım, uluslararası camiaya çağrılarda bulunalım, yapmayın, etmeyin, bize işgal etmeyin. Bir böyle vardı veya Ermenileri üzerimize sürmeyin, Yunanistan'ı İzmir'e çıkartmayın. Bir bu tavır vardı. Bir de ne vardı? Atatürk'ün silahla ancak Anadolu'daki bu işgal silahla temizlenir. O bakımdan Vatan Partisi'nin İzmir benzetmesi yani saldırıya uğrayan Azerbaycan toprakları bizim için İzmir'le birdir. Bu bir anlam taşıyor. Niye İzmir'le birdir diyoruz? Niye mesela Trabzon'da birdir veya efendim Mersin'de birdir demiyoruz. Çünkü biz düşmanı İzmir'den silahla denize döktük. Ona bir gönderme yapıyoruz. Ve diyoruz ki Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları da ancak silahla temizlenebilir. Tabii diplomasi, ekonomi, siyaset, spor, kültür vesaire hepsi o silahlı mücadelenin yanında faktör etkenlerdir. Ama sen silah kullanmazsan vatanından düşmanı atamazsın. Düşman oraya silahla gelmiş. Değil mi? Çiçekle gelmedi, silahla geldi. Sen onu çiçekle gönderemezsin. O bakımdan İzmir'le birdir dünkü, bugünkü aydınlığın manşeti, Vatan Partisi'nin yaptığı açıklama, yani Azerbaycan toprağı, işgal edilen Azerbaycan toprağı bizim için İzmir'le birdir mesajı. Aynı zamanda bu sorunun çözümündeki başlıca yöntemi de ifade ediyor. Ve yine Vatan Partisi'nin açıklamasında şu vardı. Türkiye kardeş Azerbaycan Devleti ile danışarak, konuşarak hangi yöntemlerle bu Ermeni işgaline son vereceğini birlikte belirlemelidir. Bakın burada çağrılardan falan bahsetmiyoruz. Uluslararası toplum, ey dur, gemle bu Ermenistan'ı. Bunlar hayali, boş laflar. Bunlarla sonuç almak mümkün değil. Bu Azerbaycan'ın yanında olmak da değil bunlar. Ama
bu işin ancak silahla çözülebileceğini görürsek hakikaten sonuca ulaşabiliriz. Bunu görmediğimiz zaman, değil mi? Biz vatanımız işgale uğradığı zaman nasıl uluslararası camiayı çağırarak sorunu halletmediysek, gene vatanımız olan Azerbaycan işgali karşısında da uluslararası camiaya çağrılar yaparak bir sonuca ulaşamayız. Askeri bir Sonuç destekten mi bahsediyorsunuz efendim? Ya çok, çok açık her yöntem diyor. Tabii bunun içinde askeri destek değil. Azerbaycan devletiyle oturup her yöntem beraber kararlaştırılır. Ve bu kararlaştırıldığı gözüküyor zaten. Yani şimdi Türkiye'yi suçluyorlar efendim, oraya asker yolluyorsun, oraya silah, eli yollamayacaklar ne yapacak? Ortak vatanımız orası, bizim vatanımız. Biz vatanımızı askersiz, silahsız nasıl savunacağız, nasıl işgale son vereceğiz? Değil mi? Yani bu işgalcilerin arkasında olan kuvvetlerin bu suçlamayı yapmaya hakkı var mı? Sen orayı işgal ediyorsun. İşgal ettikten sonra da diyorsun ki orada silahlı direnişin yanında olma veya sen o silahlı direnişin içinde olma. Nasıl olmayacağım? Vatanımı nasıl kurtaracağım? Sen orayı silahla işgal ediyorsun. Çiçek de gelmediğine göre nasıl geldiysen öyle gönderileceksin. Evet. O bakımdan Vatan Partisi burada Türkiye'de tek doğru çözümü ifade etmiştir. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde de buna benzer doğru bir tavır vardı. Yani o da İran devletiyle biz anlaşarak bu sorunu hangi yöntemle çözeceğimizi tespit ederiz tavrı vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bütün olanaklarıyla Türkiye'nin bu işgali son verme noktasında ısrarlı olduğunu ifade etmiştir. Oradaki bütün olanaklar kavramı da tabii her türlü olanağı kapsayan şekilde yorumlanır. Bu Minsk grubu tartışmaları da var efendim. Yani ortak bir komisyon kuruluyor tabii 1990'lı yıllarda. Bu komisyon içerisinde uzun yıllar çözüm aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da eleştirdi. Yani o grup içerisinde yıllardır lafla çözülmedi bu sorun diye. Türkiye'de yine bu konuda müdahil olacak mı, ısrarlı olmalı mı? Yoksa başka bir planla mı çözülebilir? Örneğin Astana süreci gibi çeşitli yeni yaratılan masalarda mı sorun çözülebilir? Yoksa başka bir işbirliği mi şekillenmeli bu takvimde? Tabii Minsk grubu nedir? Amerika, Rusya, Fransa eş başkanları. Türkiye'de o grubun içindeydi bir aralık. Yani bu da aynı. Uluslararası camiaya, topluma çağrı yapmanın bir başka boyutu. Yani Minsk grubu da o uluslararası toplum denen, yani dünya devletleri diyeceğimiz ondan sonra grup içinde örgütlenmelerden biri. Yani bu Minsk grubunun eş başkanlıklarını Amerika, Fransa ve Rusya yaptı. Şimdi eş başkan kim bilmiyorum ama çok faal bir grup değil. Siz şimdi işgal etmiş adam silahla Ermenistan, Karabağ'ı. Sen o silahlı işgali Minsk grubunun falan çağrılar yaparak önleyebilir misin? Minsk grubunun meselesi mi yani Ermenistan'ın işgaline son vermek? Sonuç itibariyle diyelim Amerika'sı, Fransa'sı falan Ermenileri Azerbaycan'ın üzerine süren güçler, uluslararası camiaymış. Onlardan medet umarak sen vatanını kurtarabilir misin? Biz vatanımızı Minsk grubuna çağırdı, bunlarak mı kurtardı? Minsk grubu mu kurtardı? Minsk grubu mu İzmir'i bize verdi? Minsk grubu nasıl Türkiye'ye İzmir'i, Kars'ı, Ardahan'ı, efendim Adana'yı, Maraş'ı, Antep'i, Samsun'u, Trabzon'u vermediyse, Trakya'yı vermediyse, Azerbaycan'ın işgal altındaki toprakları olan Karabağ'da, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a Minsk grubu vermez. Yani onun için, ama tabii bu çağrılar ek anlamlar taşıyabilir. Yani bunlarla sonuç alınmaz ama bir yandan silahla sen vatanını kurtarırsın, bir yandan da uluslararası topluma bu tür uyarılarda vesaire bulunabilirsin. Ama çözüm burada değil. Astana'yı da bir masa olarak yorumlamamak lazım bakın. Astana Türkiye, Rusya, İran işbirliği.
Ama aynı zamanda silahlı bir işbirliği. Yani Suriye'nin kuzeyinde Türkiye silahlı, Rusya silahlı, İran silahlı. Suriye'de bu ittifakın parçası olarak kendi vatanında silahlı mücadele yürütüyor Amerika'ya karşı. Dolayısıyla Astana'yı da böyle bir masa olarak görmek çok yanlış. Astana Amerika'ya karşı bölgemizde bir silahlı gücün masası. Yani masa demeyelim de gücün ittifakı. İttifak adı verilmiyor ama Astana süreci deniyor. Sonuç itibariyle bir ittifak. Yani Türkiye, Rusya, İran ittifak ama silahlı bir ittifak. Bunu da görelim. Eğer Türkiye, Rusya ve İran Suriye'nin kuzeyinde silahlı olmasa Kürdistan şimdiye kadar 10 kere kurulmuştu. Yani 2. İsrail, Kürdistan demeyelim de 2. İsrail Devleti çoktan kurulmuştu. Dolayısıyla Karabağ'daki işgalin son bulması da kuvvetli olur. Bunu görmemiz lazım. Zaten bunun bilincinde Azerbaycan Devleti de görüyoruz. Ve bu Ermenistan saldırısını değerlendirerek kendi vatanımızı kurtarmak için silahlı güçler harekete geçmiş durumda. Evet. Efendim partinizin Karadeniz Akdeniz dostluk planı var. Özellikle Doğu Akdeniz konusunda bunu defalarca anlattınız hem bu programda hem de çeşitli yerlerde. Kafkaslardaki bu soruna bir çözüm getiriyor mu bu plan? Tabii çözüm çok iyi bir noktaya temas ettiniz. Aslında Birleşmiş Milletler'de 23-22 Eylül'dü değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın konuştuğu gün. Evet. Ve çok tarihi bir konuşmadır. Cumhurbaşkanımız orada 70, yani 1945'ten bu yana 75 yıllık bir şeye, döneme noktayı koydu. Ne dedi? Dünyanın sarkacı Asya'ya doğru kaydı ve Türkiye'nin yeniden Asya girişimi başlamıştır ve Türkiye bu yeniden Asya girişimiyle bir dinamizm kazanmıştır. Özeti bu. Şimdi bu Azerbaycan, Karabağ, Ermenistan, Kafkas sorununu da Cumhurbaşkanımızın bu yeniden Asya girişimi formülü içerisinde değerlendirip çözüme ulaştırabiliriz. Yani böyle yukarıdan bakmak lazım. Ve Vatan Partisi de şunu tespit etti. Karadeniz'deki anlaşmazlıklar, Ege'deki, Akdeniz'deki, Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki, Libya'daki ve Kafkaslar'daki anlaşmazlıklar, İran Körfezi'ndeki anlaşmazlıklar, bunların hepsi aslında tek bir cephe. Yani bu cephenin Karadeniz'de efendim Amerika ile beraber olalım, Akdeniz'de de Rusya'ya yalvaralım yanımıza çekmek için. Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde Amerika ile dans ederken bu sefer Rusya ile dans etmeye başlayalım. İran olayında tarafsız mı kalalım, tarafsız kalmayalım mı falan. Bu şekilde bir strateji oluşturulamaz. Bütünsel bir strateji kurmak zorunda Türkiye. Yani Karadeniz'den Ege, Akdeniz, Libya, Doğu Akdeniz, ondan sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyi, hatta Filistin, Kudüs, Kafkaslar, Karabağ ve İran Körfezi, İran Arap Körfezi, Umman Denizi'ne kadar, Karadeniz, Akdeniz'den Umman Denizi'ne kadar bütün bu cephenin tamamında bütünsel bir strateji kurmak zorundasınız. Evet. Bir yerde onunla beraber, bir yerde bununla beraber olamazsınız. Olamazsınız. Bakın bütün savaş tecrübelerine bakalım. Mesela Birinci Dünya Savaşı'nda Galicia cephesinde bilmem İngiltere ile olalım. Çanakkale cephesinde bilmem kimle olalım. Almanya ile olalım. Kafkaslar cephesinde diyelim Fransa ile olalım. Aşağıda Süveyş kanalında da efendim diyelim kimle olabiliyoruz? Almanya ile olalım falan. Ya böyle bir strateji olur mu? Her yerde ya Almanya ile berabersin ya İngiltere, Fransa, Rusya ile berabersin. İki tane kamp var. Bir yerde onunla, bir yerde onunla olmaz. Hiçbir devlet için bu söz konusu değil. Ve hiçbir savaşta da böyle bir şey olmamıştır. Savaşlarda kamp değişiklikleri olur ama kampın tamamı değişir. Yani bu kamptan öbür kampa gittiğin zaman cephelerin tamamında cepheni değiştirmiş olursun. Türkiye'nin bugün bir yaşadığı sorun bu. Bakın mesela bu Rusya'nın aleyhine bir şey var, cereyan var. Rusya düşmanı böyle bir Amerikancı,
Amerika güdümlü kampanyalar var. Ondan sonra işte Rusya şöyle, Rusya böyle falan. Ben de şunu söyleyeceğim. İttifaklar dayatmalarla kurulmaz. Yani ittifaklar ortak çıkarlar temelinde kurulur. Siz bir müttefik arıyorsanız ve müttefik bulmak istiyorsanız, sen benim yanımda ol ama ben senin yanında olmayacağım diye hiçbir müttefik kazanamazsınız. Onun için ittifak kurma ustalığı aynı zamanda ortak çıkarları bulma ustalığıdır. İşte Vatan Partisi ortak çıkarları buluyor. Ortak çıkarları nasıl buluyor? Biz bunu Abbazya Devleti ile, Abbazya Meclisi ile Aralık'ta gittik. Orada bir ortak bildiri yayınladık. Yani Vatan Partisi ve Abbazya Cumhuriyeti Millet Meclisi olarak. O ortak bildiride ne vardı? Bir, bölge ülkeleri Rusya dahil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacak. Türkiye'nin çıkarını mı? Çıkarını. İki, Abbazya Devleti'ni Türkiye dahil bölge ülkeleri tanıyacak. Bu da hem Türkiye'nin çıkarını hem de Rusya'nın çıkarı. Üç, Dağlık Karabağ'dan Ermenilerin işgalinin son verilmesi için Rusya ve Türkiye ağırlığını koyacak. İşte bakın Türkiye şimdi oraya geldi. Bu da Türkiye'nin çıkarını, Rusya'nın da çıkarını. Dördüncü nokta, Kırım'ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu kabul edilecek. Bu da zurnanın zırt dediği yer. Çünkü siz efendim ben Kırım'da Amerika'nın yanındayım. Rusya'nın parçalanmasını istiyorum. Rusya'nın içinde, çünkü Rusya şu anda Kırım toprağı. Eskiden de Kırım Rusya toprağı. Yakın zamana kadar, yani 16. yüzyıldan sonra, 17. yüzyıldan sonra hep Rusya toprağıydı. Siz şimdi Kırım'da ya Amerika'nın yanındasınız ya Rusya ile berabersiniz. Amerika ile Kırım'da beraber olursanız bunun cezasını nerede görürsünüz? Karabağ'da görürsünüz, Kıbrıs'ta görürsünüz, Doğu Akdeniz'de görürsünüz, görürsünüz de görürsünüz. O bakımdan efendim, işte Rusya bizi niye seyrediyor, niye aktif tutumu almıyor? Burada aktif tutumu alması gereken Türkiye. Vatan Partisi'nin programını getirecek, bütün bölge ülkeleri o programda birleşecek, el ele verecek ve herkesin ortak menfaatleri temelinde bölgeye barış gelecek, en zamanda Karabağ işgali de son verecek. Bakın biz hem Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasını hem Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sağlam mevziye, güvenceye kavuşması ve savaşı önlemesini hem de Karabağ toprağının işgalden kurtarılmasını hepsini sağlayan bir stratejik plan getiriyoruz. Onun da adı Karadeniz, Akdeniz Dostluk ve Barış Planı. Yine o planın içinde yani 8-9 madde ama 4 maddesi burada kritik, onu sayıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınacak. Abbazya Devleti de tanınacak. Ben Abbazya Devleti'ni tanımıyorum ama sen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı. Olur mu böyle bir şey? Ayrıca Abbazya Devleti'ni tanımak Türkiye'nin çıkarına aykırı da değil. Üçüncüsü, Karabağ'daki Ermeni işgalinin kalkması için Rusya ve Türkiye ağırlığını koyacak. Güzel. Ama Kırım'ın da Rusya toprağı olduğunu kabul edeceksin. Zaten Rusya toprağı şu anda. Ama sen Kırım'da Amerika Ukrayna'nın yanına geçersen kendi ayağına kurşun sıkıyorsun. Çünkü Amerika ile Ukrayna 2018 yılı Kasım ayında yaptığı anlaşmayla Türk akımı engellemeyi kararlaştırdı. Yani sen Türk akımı engelleyenlerin Kırım'da yanında oluyorsun. Onun için tek çözüm Vatan Partisi'nin bu Karadeniz Akdeniz Dostluk ve Barış Planı'dır. Biz şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması için bir komite kurmanın hazırlıkları içindeyiz. Bunun adına da Rauf Denktaş Komitesi diyoruz. Türkiye'nin çok önemli şahsiyetleri bu komitede yer almaktadır. Uluslararası şahsiyetler de yer almaktadır. Bunu yakında ilan edeceğiz. Ne kadar etkili olacağımızı da göreceğiz. Evet. Efendim bu konuya bir nokta koyalım. 30 saniyelik bir reklama gideceğiz değerli izleyenler. 30 saniyelik reklamımızın ardından gündemdeki diğer başlık Sayın Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamalar, bunları konuşacağız.
Efendim çıkış yolu kaldığı yerden devam ediyor. Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleyi, topraklarını geri almak için yürüttüğü mücadeleyi konuştuk. Bu eksende Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin aldığı ve alması gereken tutumları değerlendirdik. Tabii süremizde de son 20 dakikaya giriyoruz. Bugün çıkış yolunu biraz erken bitireceğiz. Sayın Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı, geçtiğimiz ay üretim ve istihdam odaklı bir ekonomiye geçeceğini Türkiye'nin ve borçlanma döneminin de bitirileceğine dair işaretler vermişti. Buna ilişkin açıklamaları olmuştu. Ve bu kapsamda hazırlayacağı plan, yani yeni ekonomik planın nasıl şekilleneceği merakla bekleniyordu. Bugün Sayın Albayrak kameraların karşısına geçti ve o planı açıkladı efendim. Tabii açıklamadaki önemli başlıkları biz oturduk, derledik, birkaç defa izledik. Şu başlıklar öne çıkıyor. Ben hem izleyicilerimiz hem de sizin yorumlamanız için toparlıyorum. Dolarizasyonu kısıtlamasından bahsediyor Sayın Albayrak. Kamu yatırımlarını, yani özel sektörün yetersiz olduğu yerlerde kamu yatırımlarını arttıracağız. Devletin ve özel sektörün ekonomideki durumunu ve dengesini düzenleyeceğiz. Madenlerimizi işleteceğiz ve katma değer yaratacağız diyor Sayın Albayrak. İstihdam odaklı bir ekonomi vurgusu yapıyor ve Merkez Bankası'nın da bağımsız olacağını, yani Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetinde olacağını söylüyor. O anlamda bir bağımsızlık vurgusu yapıyor Merkez Bankası'na ilişkin. Geçmiş dönemki bağımsız olma çağrılarını da bir anlamda eleştiriyor. Tabii pandeminin getirdiği olumsuz koşullara ilişkin somut kısa vadeli bir takvim yok. Daha çok uzun vadeli ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını ve atacağı adımları anlatan bir açıklama oldu. Bu başlıkları ve bu politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani hükümetin ekonomi konusunda attığı adımları siz nasıl görüyorsunuz? Efendim, şunu söyleyeyim. Bu program, yani Sayın Maliye Bakanımızın üretim ve istihdam odaklı ekonomi diye adlandırdığı bu program, ki bu adlandırma Vatan Partisi'nin üretim devrim programındaki adlandırmayla aynıdır. Vatan Partisi de üretim ve istihdam odaklı bir ekonomi programı yapmıştı. Zaten başka da bir adlandırma mümkün değil. Çünkü sürdürülemez hale geldiği ilan edilen Turgut Özal ekonomisinin biricik seçeneği üretim ve istihdam odaklı ekonomidir. Turgut Özal ekonomisi ihracat odaklıydı ama ihracata odaklandığı için ithalat odaklı oldu. İhracat yapabilmek için dünya piyasalarında rekabet kabiliyeti kazanacağım diye dışarıdan ithalat, ucuz ucuz kömür alacağım. Ucuz kömürle diyelim sanayiyi kullanacağım. Ucuz pamuk alacağım. Ucuz pamukla bez yapacağım, iplik yapacağım, bilmem yapacağım, elbise giyim yapacağım. Bu kafa en sonunda ne oldu? Hep dışarıdan aldığı için kendi ülkesindeki ekonomiyi çökertti ve ihracat odaklı denen ekonomi ithalat odaklı borçlanma ekonomisi oldu. Şimdi yeni bir ekonomi program diyor Sayın Maliye ve Hazine Bakanı. Hakikaten ilan ettiği program yeni ekonomik programdır. Yani eskiyi çöpe atıyorlar, sürdürülemez hale geldi diyorlar. Turgut Özal ekonomisi çöpe atılıyor ve onun yerine üretim ve istihdam odaklı ekonomi benimseniyor. Şimdi şu sizin saydığınız noktalar aslında pandemi sorununu da çözecek bir programdır. Yani pandemiyle ilgili belki diyelim Vatan Partisi'nin milli direnme ekonomisi gibi dört maddeden oluşan bir direnme ekonomisi ilan edilmiyor ama sonuç itibariyle dolarizasyonu önlemek, yani paranın giriş çıkışını kontrol etmek ve Türk lirasını kuvvetlendirmek, kamu sektörünün siz onu bence eksik söylediğiniz sürükleyici olduğu ifade ediliyor. Yani önder sektör olduğu, bu çok önemli. Yani kamuya önem vereceğiz değil. Kamu sektörü sürükleyici olacak. Bu çok önemli. Yani Türkiye tasarrufunu yatırıma dönüştürürken bunu mümkün olduğu kadar kamu sektörü eliyle yapacak. Yoksa özel sektöre krediler vererek, teşvikler vererekten çok kamu eliyle bir yatırım politikası uygulayacak. Kamu önderliğinde bir kalkınma politikası bu. Ve bu bir büyüme
ekonomisi değil, kalkınma ekonomisi olacak. Ona da işaret etti Sayın Maliye Bakanı. Bu arada da çok muazzam fark var. Bakın, büyüme ekonomisi Amerika ve liberallerin sloganıdır. Kalkınma ekonomisi de halkçı, devletçi, kamucu, paylaşmacı olan slogandır. Atatürk'ün sloganı da kalkınmadır. Yoksa büyüme değil. Değil mi? Onun için büyüme değil, kalkınmayı vurgulaması, o da çok çok önemliydi. İstihdam odaklı olağanüstü önemli. İstihdam ne demek? Çalışma demek. Yani daha çok iş gücü üretim süreçlerine sokmak. Bu bizim emek seferberliği dediğimiz politikayla da buluşuyor Vatan Partisi'nin. Ve bu aynı zamanda maliyet enflasyonundan korkmamayı getiriyor. Çünkü maliyetleri yüksek de olsa daha çok uygun teknolojilerle, geri teknolojileri de kullanarak insanları üretim süreçlerine sokuyorsunuz. Yani torna makinesinin başında çalışacak, freze makinesinin başında çalışacak, neredeyse kazmanın küreği eline alacak, oraya kadar giden bir seferberliktir bu ve başka da çare yoktur. Yani sonuç itibariyle 85 milyon nüfusun aşağı yukarı bir 40-50 milyonluk bir iş gücü varsa, ne kadar çok insanı üretim sürecine sokarsak o kadar çok katma değer üretim yaparız, ürün yaratırız. O ürünlerle de daha çok refah sağlarız ve daha çok ihracat yapabiliriz. Onun için üretim ve istihdam odaklı, yani daha çok insanı çalışma süreçlerine sokmak ve yatırım yaparken de böyle sırf işletmenin kârı açısından bakmamak, ne kadar çok insan buradan ekmek yiyecek, ne kadar çok insan üretim süreçlerine katılacak ve bizi bu aynı zamanda yüksek teknoloji budalalığından da kurtaran bir slogan. Yani yüksek teknoloji dediğiniz zaman istihdamdan vazgeçiyorsunuz. Tabii yüksek sermaye, büyük sermaye istiyor yüksek teknoloji. Ama çok az insanı çalıştırıyor. Halbuki siz sermaye kıtlığı içinde olan bir ülkesiniz. Onun için sermayeyi ne yaratır? Emek yaratır. Öyleyse siz emekle sermaye yaratmak zorundasınız. Yoksa çözümü sermayede bulursanız, o çözüm size sınırlar getirir. Oradan bir ufuk ve kurtuluş yolu yaratamazsınız. Ama emeği vurgularsanız sihirli gücü ele alıyorsunuz, istihdam, sihirli güç. Hangi sihirli güç? Emek sermayeyi yaratıyor. Sermaye dediğimiz şey de emek ürünlerinin birikmişidir. Birikmiş emektir yani sermaye dediğimiz olay. Dolayısıyla sermayenin sırrı daha çok emeğin kullanılmasındadır, istihdamdadır. Bu aynı zamanda ülkenin ahlakı, namusu, dengeleri, sosyal yaşamda gerginliklerin olmaması, ondan sonra huzur ve barış bakımından da çok önemli. Yani insanlar işe gidecek, evlerine ekmek götürecek, evde huzur olacak, efendim hırsızlık olmayacak, yan kesicilik olmayacak veya azalacak. Efendim bonzai çekilmeyecek, esrar olmayacak, suçturucu olmayacak. Bunların hepsi istihdamla olan şeyler. Yani toplum çalışacak. Bu ahlakın da ekonomik temelini oluşturuyor. Dolayısıyla ben mesela Ulusal Kanal'ın bugünkü haber mülteninde Hakan Topkurulu arkadaşın eksik verilmesine üzüldüm. Çünkü Hakan Topkurulu bu bizim üretim devrimi programının yapılmasına çok büyük katkılarda bulunan bir arkadaştır ve diyebilirim ki Türkiye'nin yaşadığı ekonomik süreci şu anda en iyi gören insan. Ve şu biraz evvel söylediğiniz dolarizasyona son vermek, kamu sektörünün sürükleyiciliği, yatırımlarda devlet yatırımlarının öne çıkması, ondan sonra istihdam odaklı bir ekonomi kurmak ve Merkez Bankası'nın Türkiye hükümetinin emrinde olması gibi unsurlar Hakan Topkurulu'nun sürekli savunduğu program maddeleridir. İşte orada gösteriyorsunuz, üretim devrim programımızın, Vatan Partisi'nin o programın ana maddeleridir. O bakımdan bu yeni ekonomi adıyla açıklanan üretim ve istihdam odaklı ekonominin alt başlıkları bizim hararetle benimsediğimiz çok çok önemli ve pandemiye karşı mücadelenin de başarıya ulaşmasının bütün anahtarı burada. Yani devletçilikte, kamuculukta, Türk parasının korunmasında, paranın giriş çıkışının kontrolünde,
istihdam odaklı yatırımlar yapmakta ve Merkez Bankası'nın da Türk hükümetinin emrinde olmasını. Evet. O bakımdan ben selamlıyorum diyeceğim. Açık söyleyeyim. Bakın Sayın Maliye Bakanı'nın bu üretim ve istihdam odaklı ekonomisinin alt başlıklarını selamlıyorum. Burada eksik olan bir şey de görmüyorum. Belki Hakan Topkurlu'nun haberlerde yaptığı şu eleştiri, o eleştiri mi yoksa bir uyarı mı? Yani bir milli direnme ekonomisi, bir geçiş dönemi planlamamız lazım. Belki Maliye Bakanımıza yapıcı bir eleştiri olarak bunu söyleyebiliriz. Yani üretim devrimi programından yeni ekonomik planın farkı bu mu efendim? Başka yani farklar var mı? Eski program var. Eski program Turgut Özal'ın programı. Yani sizin borçlanma ekonomisi dediğiniz. Yani sonuç itibariyle dış kaynaklarla Türkiye'nin şey yapması, bir dünya piyasalarına açılması ve dünya ekonomisiyle entegrasyon denen en sonunda Türkiye ekonomisinin batmasına, borç batağına saplanmasına yol açan ekonomi. O bitti. Maliye Bakanı da diyor, o diyor bitti diyor, sürdürülemez diyor. O perde kapandı diyor. Onu çöpe atıyoruz diyor. Bu çok önemli. Peki yenisi ne? Yenisi üretmek iyidir, istihdam iyidir. Üretim ve istihdam odaklı ekonomi. Yani üretime yönelik bir ekonomi inşa edeceğiz ve üretimde de yüksek teknoloji değil, uygun teknolojiler kullanacağız ve azami istihdam, yani mümkün olduğu kadar çok insana iş bulmak, yatırım yapmak ve insanları çalıştırmak, değil mi? Ya, tabii bu tasarrufu da getiriyor. Belki Maliye Bakanı onu söylemedi ama sonuç itibariyle tasarruf ederseniz yatırım yapabilirsiniz ve üretim yapabilirsiniz. Tasarruf edilen değerlerin de ne yapılması lazım? Devlet eliyle yatırılması lazım en verimli ve en planlı olması için. Bu bence çok önemli. Bakın sürükleyici diyor Sayın Maliye Bakanı. Bizim programımızda kamu ekonomisinin önder, yönlendirici olduğunu belirtiyoruz. Sayın Maliye Bakanı da sürükleyici kavramını tercih etmiş. Fark etmez sürükleyici veya önder veya yönlendirici. Kamunun yönlendirici olması ve tasarrufların kamu eliyle yatırılması daha verimli olması için, planlı ekonomi için ve azami gelir elde etmek için çok önemlidir. Tercihler bakımından da Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları, dış ticaret açığımızı, ödemeler açığımızı daraltmak açısından da bu çok çok önemlidir. O bakımdan ben bu açıklanan programı son derece olumlu karşıladım. Hatta ben sizin özetinize bakıyorum. Bir de bana Şule Perinçek özetledi. Ben kendim maalesef dinleyemedim. Bazı işlerim vardı o sırada. Ama bu özetlere baktığım zaman eleştirilecek bir eksik görmüyorum. Ha, belki şunun üzerinde durulabilir. Hakan Topkulu da haberlerde, Ulusal Kanal'ın onun üzerinde durdu. Bir milli direnme ekonomisi planlamamız lazım. Yani o borçlanma ekonomisinden, yani Turgut Özal'ın ekonomisinden şeye geçerken, üretim ve istihdam odaklı ekonomiye geçerken sonuç itibariyle bir şey değiştiriyorsunuz, program değiştiriyorsunuz. Bir sistem değiştiriyoruz. Sistem değişikliği her zaman sancılıdır. Onun için sistem, yeni sistem çok güzeldir. Eski sistem çok kötüdür. Ama siz o çok kötü sistemden çok güzel sisteme geçişi iyi planlayamazsanız o çok güzel sisteme de yazık edersiniz. Onun için burada geçiş döneminin çok iyi planlanması lazım. Onu da Vatan Partisi yıllar öncesinden yaptı. Bunun adına da milli direnme ekonomisi dedi. Ve öncelikleri tespit etti. Bir, gıda güvenliği dedi. İki, sağlığın güvenliği dedi. Üç, güvenliğin güvenliği. Yani polis ve askerin ve savunmanın güvenliği dedi. Ondan sonra dört, eğitimin güvenliği dedi. Yani gıda, sağlık, savunma, emniyet, güvenlik ve en sonda eğitim. Bu dört sıralama, ilk dört, bütün şeyi, Türkiye'nin kaynaklarını bu dört önceliğe göre planlayarak bir geçiş dönemi. Çünkü bu geçiş döneminde gıda sorunu çıkacaktır, sağlık sorunu pandemi dolayısıyla vardır,
güvenlik sorunları zaten var. Bunu dikkate almak zorundasınız. Eğitim sorunu çok önemli. Yalnız çocukların eğitimi değil, aynı zamanda iş gücünün eğitimi ve kaliteli iş gücü yaratma gibi bugün sanayimizin ve ekonomimizin en önemli taleplerinin birinin de karşılanması bakımından bu geçiş ekonomisinin, dört maddelik geçiş ekonomisinin Vatan Partisi tarafından sunulan ekonominin de gündeme getirilmesi lazım. Ben bunu hükümetin de yapacağı kanısındayım. Çünkü üretim ve istihdam odaklı ekonomiyi başka türlü kurma imkanı yok. Bir geçiş ekonomisiyle birlikte o stratejik döneme geçebiliriz. Evet. Efendim, bu konuyu da noktalayalım. Son dakikalarımız, son 4-5 dakikamız, programı da kapatacağız. Bir anket sonucu elimize ulaştı birkaç gün önce. Saros Araştırma Şirketi'nin yaptığı bir anket. Geçmiş dönemlerde çeşitli seçim sonuçlarını, yerel seçim sonuçlarını, özellikle İstanbul seçimini tekrarlanması konusunda %100'e yakın tutturan bir şirket. Tabii kamuoyunda çok fazla ismi bilinmiyor olabilir ama sonuçlarına oturup araştırdık, baktık. Hakikaten gerçekçi sonuçlar olduğunu izleyicilerimiz de internet ortamından görebilir. Anket güvenilirlik anketi. Yani Türkiye'de siyasete ve medyaya ilişkin bir güven anketi yapılıyor. Bu güven anketinde efendim Ulusal Kanal zirvede. Ulusal Kanal'ın zirvede olduğu bir anket. Arkadaşlarımdan rica edersem fotoğrafı biraz daha yukarı kaldırabilirlerse ya da KJ'yi çekebiliriz. İzleyicilerimizin daha rahat görmesi açısından. Ulusal Kanal'ın zirvede olduğu bir anket. Bir fotoğraf daha var. Orada da ayrıntıları var efendim anketin. Onu da arkadaşlarımız ekrana getirecekler şimdi. Ben tabii sizinle de paylaştım bu anketi. Ayrıntılara girmeyeyim. Zamanımız çok az. 2-3 dakikamız kaldı. Şimdi evet. Bakın burada Ulusal Kanal ikincilik yarışında. Bir kere ben olsam bu tabloyu böyle yapmam. Yani dördüncü olan Ulusal Kanal en altta gözüküyor. Beşinci olan CNN Türk yukarıda Fox'un yanında gözüküyor. Halbuki o sıralamayı yaparken öbürünü aşağı doğru götürmek lazım. Şimdi burada birinci Fox bir Amerikan televizyonu. Ona güvenenler varmış %27. Yani bu Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partisi, PKK, HDP, FETÖ, Abdullah Gül vesaire falan oraların şeyi. Bakın burada Halk TV yok. Halk TV'ye güvenen kimse yok. Tele 1 denen yok. Yani bunlar çok önemli. Sonra 4 tane televizyon at başı gidiyor. Hangileri? NTV, A Haber, Habertürk ve Ulusal Kanal. Bunların arasında fark yok. Aşağı yukarı yani %0, %2, %1, %3 falan gibi şey var. Yani ikincilik at başı giden NTV, A Kanal, Habertürk ve Ulusal Kanal var. Güvenilirlikte. Bu çok önemli. Ondan sonra gelen bir takım televizyonlar. Onlar da CNN Türk, Star, TRT falan filan. Yani burada Ulusal Kanal'ın ikinci yarışında olması, ikincilik için yarışması çok büyük bir başarı. Çünkü Dijitürk'te olmayan bir kanal. Bakın evet. Dijitürk'te olmadığı halde güvenilirlikte ikincilik yarışı yürütüyor Ulusal Kanal. Kimlerle? NTV ile, A Haber ile, Habertürk ile Ulusal Kanal dördü ikincilik yarışında koşuyorlar. Bu Ulusal Kanal'ın çok olağanüstü başarısı. Şimdi Dijitürk'e Ulusal Kanal girecektir. Onun çalışmalarını yaptığınızı biliyorum. O zaman göreceksiniz Fox'u da geçer. Ve tabii Fox'un bir Amerikancı kanal olduğu, Amerika sermayeli olduğu ve tamamen Amerika güdümlü haberler ve yayınlar yaptığında yaymamız, topluma aşılamamız, anlatmamız lazım. Onun neresi güvenilir? Yani Amerika taraftarlarının veyahut da PKK, FETÖ, işte Cumhuriyet Halk Partisi falan o blokun Biden bloku diyelim, Macron bloku diyelim, Amerikan Rand Corporation bloku, onlar da %27 işte sonuç evet. itibariyle. Çok. Zaten içinde bir sürü çok sayıda samimi dürüst vatandaşımız da vardır. Belli cereyanlara kaptırmış. Ama Ulusal Kanal'ın Dijitürk'te olmayışına rağmen bakın ikinciliğe yarışan ve bu kanalların içinde ilk 10 içinde bir tek Ulusal Kanal var Dijitürk'te olmayan. Evet. Dijitürk'te olmadığı halde ikincilik yarışında. Ulusal Kanal'ı tebrik ediyorum. Çok büyük başarı.
Çok kısa bir şey efendim. Çok kısa da yanıtlayacağım. Süremiz de bitti. Ulusal kanala güvenenler içerisinde her son seçimde HDP'ye vermiş 4 kişiden birisi ulusal kanalı en güvenilir kanal Evet. olarak görüyor. Bu Bunun çok önemli. anlamı nedir Bakın efendim? bu bizim tespitlerimizde buluşuyor. Ben televizyonlarda falan söylediğim zaman herkes şaşırıyor. Şu anda Güneydoğu bölgesinde, ondan sonra Şırnak başta olmak üzere. Buradan Şırnaklara da selam yolluyorum. Beni devamlı arıyorlar ve Şırnak sorunlarını dile getirmemi istiyorlar. O böyle çok böyle 2 dakikaya sığacak şeyler değil. Onun için özel bir program yapacağız. Onun için Şırnak'ın liderlerini hepsini, İsmail Kobul Bey de dahil belediye meclis üyesi, hepsine buradan selam yolluyorum. Diğer arkadaşları da tek tek isimlerini şimdi saymak çok zaman alacak. Hepsine çok selamlar. Oralardan da bize Mardin'den, Şırnak'tan devamlı onlarla görüşürüz, toplanıyoruz. Aşiret reisleriyle, halk önderleriyle, kanaat önderleriyle görüşmeler yapıyoruz. Onlar da bize şunu söylüyor. Güneydoğu bölgesinde Vatan Partisi çığ gibi büyüyor ve önümüzdeki süreçte ilk iki parti içinde olacak. Yani HDP orada baş aşağı gidiyor. PKK yenildiği ve boğulduğu için hendeklerde yok olduğu için HDP'de baş aşağı gidiyor. HDP'ye yönelen operasyon da çok çok yerinde. Tabii o kapatılmayı da getirecek. Bütün onun delilleri ortaya çıkıyor. Burada Yükselen Parti, Vatan Partisi, iki parti kalıyor. AK Parti ve Vatan Partisi. Yani Güneydoğu'da şimdi mesela CHP'de en küçük yükseliş yok. Diğer partilerde de en küçük yükseliş yok. Ama bu anketin de gösterdiği gibi bakın ulusal kanalı izleyenler içerisinde Güneydoğulu yurttaşlarımız, eskiden HDP'ye oy veren yurttaşlarımız izleyen değil, güvenen. Güvenen olması önemli. Evet. Bu izlemek değil. Yani merakın oranı değil bu, güvenin oranı. Demek ki eskiden HDP'ye oy veren vatandaşlar artık şimdi ulusal kanala güveniyor. Dolayısıyla da ulusal kanalın temsil ettiği, savunduğu siyasi hareket orada yükselen harekettir. Evet. Efendim Bu çok da teşekkür çok çok ederiz. önemli. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ ol. Değerli izleyenler, Çok çıkış selam yolunu söylüyorum. Evet. evet, çıkış yolunu bu hafta bir yarım saat erken bitirdik. Sayın Perinçe'ye gündeme ilişkin sorularımızı yöneltmiş olduk. Birazdan reklamlar var. Reklamların ardından amiralimiz Sayın Soner Polat'ın konuşmalarının yer aldığı, özellikle Doğu Akdeniz'le ilgili kritik konuşmalarının ve uyarılarının yer aldığı bir kaydı yayınlayacağız. Saat 22.30 itibariyle de yayında olur. Onu da izlemeniz dileğiyle. Tabii bu anket sonucu da gösteriyor ki ulusal kanalın hak ettiği yer Türkiye'de en güvenilir ve en çok izlenir kanal olmak. Bizler de bunun için çalışmaya, çabalamaya ve elimizden geldiğince de Türkiye'nin birinci kanalı yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de zaten ilgisi ve takdiri bu yönde olduğu sürece de bizler de bundan güç almaya devam ediyoruz. Kapatıyoruz efendim. Mutlu geceler.